Bu videoda iki proteinin ATP ile işbirliği yaparak mekanik hareketi nasıl yarattıklarını anlamaya çalışacağız. Bu olay kasların dışında da gerçekleşebilir. Ama bu video kaslarla ilgili. Hatta aslında kasların nasıl çalıştığı ile ilgili ilk videomuz olacak. Daha sonra sinirlerin kasları çalışmaları için nasıl uyardıklarını da göreceğiz. Evet, her şey bu videoyla başlayacak. Ekranda internetten kopyalayıp yapıştırdığım iki protein resmi var. Bu miyozin. Aslına bakarsanız miyozin 2 demeliyim çünkü aslında miyozin 2 proteini. Burada birbiri etrafına dolanmış iki miyozin iplikçiğinin bu karmaşık görünümlü proteini ya da enzimi ortaya çıkardığını da dikkatinize sunmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada az önce enzim dedim çünkü miyozin ATP'nin ADP ve fosfat gruplarına ayrılmasına yardımcı olur. Bunun için kendisine ATPaz da denir. Yani bu ATPaz enzimlerinin bir alt grubudur. Buradaki de aktin. Aktini de yazalım. Aktin. Bu videoda size miyozinin ATP'yi kullanarak nasıl tırmandığını anlatmaya çalışacağım. Bu bir aktin ipidir ve mekanik enerji bu şekilde ortaya çıkar. Evet, çizmek istiyorum. Hatta buradaki aktini kullanayım. Miyozin başlarının biri, miyozin başı derken şu an işaretlediğim kısımdan bahsediyorum, karışıklık olmasın. Burası bir tanesinin başı ve sonra da diğer miyozinle birleşiyor ve birbirlerinin etrafına dolanıyorlar. Ama biz şimdilik buradaki miyozinlerin biriyle ilgileniyoruz, tamam mı? Bu miyozinlerden biri şu şekilde duruyor olsun. Acaba düzgün bir şekilde çizebilecek miyim merak ediyorum. Böyle olsun. Bu da daha sonra bahsedeceğimiz başka yapılara bağlı olan kuyruk kısmı. Evet, miyozinin baş kısmı burada böylece duruyor, anlaştık mı? Şimdi ATP gelecek ve bu miyozinin başına ATPaz enzimine ya da proteine bağlanacak. Nasıl adlandırmak isterseniz o şekilde söyleyebilirsiniz. Bahsi geçen ATP'yi de buraya çizeyim. Evet, ATP geliyor ve buraya bağlanıyor. ATP proteine göre tabii ki de bu kadar büyük olmayacak ama önemli olan buradaki fikri anlamanız. ATP bu protein ya da enzim üzerindeki uygun alana bağlandığında enzim kendini aktinden ayırır. Evet, hemen not edelim. Bir ATP miyozinin başına bağlanıyor. Bu olduğu anda miyozin aktini serbest bırakıyor. Evet, bu birinci adım. Bunun aktine dokunduğu şekilde başladık. ATP geldi ve miyozin aktini bıraktı. Bundan sonraki adımda ne olacağını da yine aynı yerde size çizerek göstereceğim. Evet, bir sonraki adımda miyozin aktini bırakacak ve bu şekilde görünecek. Kolay anlaşılsın diye bunu beyazla tarıyorum. Evet, bakın ATP hala burada. Aynı şekli kullandığım için biraz karışık göründüğünün farkındayım ama ATP burada, tamam mı? İkinci adımda ise ATP hidrolize uğrar ve fosfat açığa çıkar. Evet, bunun bir ATPaz enzimi olduğunu ve işinin de bu olduğunu unutmayın. Not alalım lütfen. İkinci adım. Ekranı biraz aşağı kaydırıyorum. İkinci adımda ATP'den ADP ve fosfat grubu açığa çıkar. Bu reaksiyon sonucu açığa çıkan enerji de buradaki miyozin proteinini yüksek enerji durumuna geçirir. Şimdi bunu da çizmek istiyorum. Bakın, bu hidrolize uğrayacak ve enerji açığa çıkacak. ATP'nin biyolojik sistemlerin enerji birimi olduğunu hatırlıyorsunuz, öyle değil mi? Evet, enerji açığa çıkıyor demiştim. Bunu bir şekilde bir patlama ya da kıvılcım şeklinde çiziyorum. Ve bu olay sonucu miyozin artık aktine tırmanmaya hazır hale geliyor. İkinci adıma enerjiyi de ekliyorum. Miyozin proteini ya da enzimi yüksek enerji durumuna kurulu. Yani yüksek enerji durumuna kuruldu daha doğrusu. O duruma kuruldu, ayarlandı. Bunu bir yayı sıkıştırdığınızda ona verdiğiniz enerji gibi düşünün arkadaşlar, tamam mı? Hani böyle yayı şey yaparsınız, sıkıştırırsınız ya. Yani yüksek enerji durumuna kuruldu derken de, yani ne demek istiyoruz? Yüksek enerji harcamaya hazır hale geldi demek istiyoruz, tamam? İkinci adımda olanları bir kere daha özetlemem gerekirse, fosfat grubu hala bağlı ama ATP'nin geri kalanından ayrılmaya başlıyor.
Bu ATP'ye dönüşüyor ve açığa çıkan enerji de proteinin bu hale gelmesini sağlıyor. Evet, şimdi bunu çizmeye çalışacağım. İkinci adımın sonunda buna benzeyen bir şekil elde edeceğiz. Doğru çizdiğimden emin olmak istiyorum. Evet, elimden gelen en iyi şekilde çizmeye çalışacağım. İkinci adımın sonunda protein buna benzeyecek. Çok fazla enerjiye sahip, aynı gergin bir yay gibi. ADP burada. Bu adenozin. Bunlar ADP'ye bağlı iki fosfat grubu. Bir tane fosfat grubu da burada. Şimdi bu fosfat grubu serbest kalınca, yani üçüncü adımda, şimdi bir kere daha tekrar edeyim. Başlangıçta her şey böyleydi. Sonra ATP'ye bağlandı. Evet, birinci adımda ATP'ye bağlanıyor ve birinci adımın sonunda miyozin serbest kalıyor. Birinci adımdan sonra doğal olarak ikinci adıma geçiyoruz. ATP hidrolizi sonucu ADP fosfat grubu ve enerji elde ediliyor. Bu enerji miyozinin enerjiyle yüklenip aktin iplikçiğinin başka bir boğumuna tutunmasına yol açıyor. Enerji seviyesi şu an çok yüksek. Üçüncü adımda da fosfat serbest kalacak. Evet, üçüncü adımda fosfat miyozinden ayrılıyor. Üçüncü adım şekil üzerinde burada gerçekleşiyor ve fosfat ayrılıyor. Anlaştık mı? Bu olay sonucunda da miyozin bu durumdaki enerjisini serbest bırakarak aktin üzerinde ilerlemeye başlıyor. Motorları düşünecek olursanız bu ateşleme zamanıdır ve mekanik hareket bu şekilde ortaya çıkar. Fosfat grubu serbest kalınca bu arada gerçek serbest kalmanın ATP'nin ADP ve fosfata dönüşmesi olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bu olay olunca bu olay sonucu ne oluyor? Miyozin bu hale geliyordu. Fosfatın serbest kalması sonucu da gergin bir yayı serbest bırakmanıza benzeyen bir olay meydana gelir. Ve miyozin aktin iplikçiği üzerinde hareket eder. Tamam. Evet, işte ateşleme zamanı ve mekanik enerji bu şekilde oluşuyor. Hangisinin sabit olduğunu düşünmek istiyorsanız, yani eğer aktin sabitse miyozinin bağlı olduğu şeyler sola doğru, miyozinin sabit olduğunu düşünüyorsanız da aktin ve aktinin bağlı olduğu şeyler sağa doğru hareket ediyor. Kas hareketi işte bu şekilde oluşuyor. Son olarak dördüncü adımda da ADP serbest kalır. Ve böylece birinci adımdan önce bulunduğumuz duruma geri döneriz. Ama konum olarak aktin molekülü üzerinde bir boğum sola hareket ettiğimizi de unutmayın. Çok etkileyici değil mi? ATP enerjisinin ya da ATP içindeki kimyasal enerjinin, ki buna bağ enerjisi de diyebiliriz. Evet, bu enerjinin bu işlemle mekanik enerjiye dönüşmesini görüyoruz. Az önce de söylediğim gibi bu bence çok etkileyici bir süreç. ATP hücrelerinin çalışması kasların kasılması için kullanılır dendiğinde bağ enerjisinin kasları nasıl kasabildiğini ya da bu sayede her gün yaptığımız şeyleri nasıl yapabildiğimizi, kısacası bunun mekanik enerjiye nasıl dönüştüğünü hep merak ederdim. İşte bu şekilde oluyormuş. Yani bir proteinin şekil değiştirmesiyle oluyormuş. Proteinlerin kendilerine bağlanan şeylere göre şekil değiştirdiğini unutmayın. Bu şekillere sahip olmak için bazen çok fazla enerji gerekir ve doğru adımlar atıldığında bu enerji serbest kalarak başka bir proteini etkileyebilir. Çok ama çok etkileyici. Artık aktin ve miyozin arasındaki işbirliği fikri üzerine eklemeler yaparak kasların nasıl çalıştığını öğrenmeye hazırız.